Prolar beni 40.000 seviyenin altında yakaladıktan sonra usta proların önüne gönderildim ve bana arenaya çıkma cezası verdiler. Ne oldu ya? Bir dakika, burası neresi? Buraya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum bile. Ben az önce uyuyor muydum? Merhaba, ben neredeyim? Lütfen kapıdan uzak dur. Senin savaşma zamanın geldiği zaman çağrılacaksın. Şimdi hatırladım. 40.000 seviyem olmadığı için arenaya gönderilmiştim. Hey dostum, orada neyle savaşmam gerektiğini biliyor musun? Daha önce kimse hayatta çıkmadı, o yüzden bilmiyorum. Bunu duymak mükemmel. Bir bakar mısın? Pro, Ege. Arenanın içine savaşmaya gönderilmeden önce 2 dakikan var. Arenada savaşırken yardımcı olması için iki duvardan da 2 tane şey alabilirsin. Zekice seçmeni tavsiye ederim. Arenaya bir olasılıkla ölümüme gitmeden önce sadece 2 dakikam vardı. Neyle savaşacağımı bilmediğim için hangi silahları seçeceğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Her türlü bir baltaya ihtiyacım olacağını biliyordum, o yüzden baltayı aldım. Ve daha hızlı saldırılar için kılıcı da almaya karar verdim. Pro, Ege. 1 dakikan kaldı. Eşyalarımın kalanını seçmek için sadece 1 dakikam vardı. Her türlü biraz zırha ihtiyacım olacağını düşündüm. O yüzden göğüslüğü aldım. Ondan sonra seçmek için fazla zamanım kalmamıştı. O yüzden panik yaptım ve kovayı aldım. Kovayı ne için kullanacağımı bilmiyordum ama umarım işe yarar. Bu büyük ihtimal benim için son olacaktı ama en azından savaşarak gidecektim. Hey dostum, benim için bir önerin falan var mı oraya gireceğim zaman? Öneri mi? Büyük ihtimal öleceksin. Tam savaşmadan önce mi, cidden mi? Her neyse. Pro, Ege, kapı şimdi açık. Arenaya girebilirsin. Derin bir nefes aldım ve arenaya girdim. Ama ortaya doğru gittiğimde yüzlerce ve yüzlerce pro'nun standlardan izlediğini gördüm. Ve hepsinin merkezinde usta pro'lar vardı. Pro, Ege. 40.000 seviye kuralına uymadığın için arenada 3 round hayatta kalman gerekecek. 3 roundda da hayatta kalırsan tekrar pro olarak atanacaksın. Ve hayatta kalamazsan İzleyicilerimiz mükemmel bir zaman geçirmiş olur. Hayatta kalmayacağımı biliyorlardı. Buradan çıkmam lazımdı. Kapıya doğru geri gittim ama zaten kapanmıştı. Hayır, çıkmam lazım. Korumalar, çıkmama izin verin lütfen. Buradan hayatta çıkmayacağım yoksa. Hayır, emirlerimiz var. Kapı kapalı kalacak. Her şey bitmişti. Buradan çıkış yolu yoktu. Buradan artık sadece savaşarak çıkabilirdim. Bayanlar ve baylar. İlk meydan okuma 5 ezikle aynı anda savaşmak olacak. 5 ezik mi? Meydan okuma o mu? Bir saniye, sanırım seni tanıyorum. Beni tanıyor musun? Beni nasıl tanıyorsun? Seni daha önce gördüğüme eminim. Dinle, tuhaf bir şeyler oluyor. Bundan çıkman lazım. Bunların hiçbirinin gerçek olduğunu düşünmüyorum. O neydi ya? Birinci round olarak 4 ezikle savaşacaksın. 4 ezik biraz kolay değil mi? Usta proların ne planladığını bilmiyordum çünkü ezikleri öldürmesi çok kolaydı. Her dördünü kolayca öldürdüm ama meydan okuma aslında o değilmiş gibi görünüyordu. O sadece kalabalığı eğlendirmek içindi. Tamam, birinci rounddan eğlencemizi aldık. İkinci roundda gerçek bir pro ile savaşacaksın. Gerçek bir pro mu? Bir dakika bekle, bu haksızlık. Senin tüm Netherite zırhın var. Bu pro'nun umurunda değildi ve bana Netherite kılıcıyla vurdu. Hemen hemen kalplerimin yarısı gitmişti. Başımın belada olduğunu biliyordum. Bu tüm Netherite pro'yu tahta bir kılıçla öldürmek imkansız olacaktı. Ve en fazla sadece bir yere kadar kaçabilirdim. Ama sonra Pro lava düştü ve kendini ateşe verdi. Ve aklıma daha iyice bir fikir geldi. Pro benim tam arkamdayken bir lav kovası aldım ve aşağı doğru koştum. Arkamı döndüm ve lav kovasını Pro'nun tam gideceği yere koydum. Lavı durdurmak için Pro'nun hiçbir şeyi yoktu. Ve hemen kalabalık beni buğulamaya başladı. Ama benim umurumda değildi. İkinci roundda hayatta kalacağımı biliyordum. Lavı geri kovaya aldım ve kalabalık sessizleşti. Pro, Ege. İkinci roundda şanslı bir şekilde hayatta kaldın. Ama 3. roundda hayatta kalmayacaksın. 3. round için meydan okuman 7 pro ile aynı anda savaşmak. Tüm büyülü Netherite zırhları, kılıçları ve baltaları olan 7 pro'nun önünde duruyordum. Usta pro'lar bundan hayatta çıkamayacağımı biliyordu. Son round'ı imkansız yaptılar. Pro, Ege. Bir hayatta kalma şansının olduğunu düşünmen aptalcaydı. Pro olmayı hak etmiyorsun ve şimdi onların elinde öleceksin. Elimde başka bir hamle yoktu. Bu benim sonumdu. Savaşmayı denemeyecektim bile. Kuralları kırdım ve cezamı hak ediyorum. Gözlerimi kapattım ve ruhumun bedenimden ayrılışını hissettim. Wow, bir dakika. Az önce ne oldu? Nereye gitti? Daha az önce buradaydı. Az önce buradaydı derken nereye gitti? Bunun olması gerekiyor muydu? Nereye gitti? Ben de bilmiyorum. Hemen ne olduğunu bana söyle. Nereye gitti? Nasıl kaçtı? Bilmiyorum efendim, bu mümkün değil. Görünmezlik iksiri yoktu.
Gözlerimi açtım ve artık vücudumu göremiyordum. Bir şekilde uçuyordum ve hala hayattaydım. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Arenadaki herkes birbiriyle konuşuyordu. Ama hepsi yerlerinde duruyordu ve bana kimse saldırmıyordu. Bir mucize sayesinde ben uçuyordum ve beni kimse göremiyordu. Kapıya doğru gitmeye başladım. Derin bir nefes aldım ve kapının içinden geçtim. Koruma prolar hiçbir şey söylemedi. Orada olduğumu anlamadılar bile. Bunların nasıl olduğunu bilmiyordum ama bu benim buradan çıkma şansımdı. Duvara baktım ve içinden geçtim. Pro arenasından kaçmıştım. Vücudumu rahatlattım ve bir şekilde eski formuma geri döndüm. Arenaya geri baktım. Bir şey ya da biri bana bunu yapma yetkisi vermişti. Ve şimdi prolardan kaçmıştım. Cevaplar bulmam gerekiyordu ama nereye gideceğimi bilemedim. Ama prolardan gidebileceğim kadar uzaklaşmam gerektiğini biliyordum. Ama nasıl görünmez olmuştum ki? Benim onu yapmamı ne sağladı? Her pronun Ege'yi aramasını istiyorum. Eğer onu bulursanız canlı bir şekilde geri getirin.